Boyuna göre hızlı stoperlerden örnek verin bize biraz. Boyuna göre hızlı stoper Sonuçta. örnekleri. Seyircilerimizden yani, destek çok, istiyorum. Çok uzun boylu olup hızlı olan ben hatırlamıyorum. Marka yani, kaçtı boyu? En azından... Marka. 85 falan mıydı? 87 miydi? Marka Bakalım. o hava hakimiyeti vardır. yani bir Marka da hızlı ve çabuk bir oyuncu ben sayarım markanın. Hızlı ve çabuk diye sayabilirim yani. 1.90'ın ya üstü değildir diyebiliyorum ben marka. Yok 90 üstü yoktur marka. 86. 86. 1.85. 1.85 şeyi tutturmuşum. Ya o 5 santim o kadar önemli ki. Fark ediyor. Yani o 5 santim Servet her şeyi Çetin, alıp Servet Çetin hızlı bir oyuncu muydu? Kısa yani. mesafede hayır ama uzun mesafede hızlıydı. O da adım frekansı açısından iyi bir oyuncu ama o çok e, vücudunu Bire kullanmayı bir de çok iyi biliyordu. Hızlı. Şevşek Geçilebil geçilebilen evet. bir oyuncu. Kısa ama uzun mesafede hızlı bir oyuncu. Evet. Ya sonradan çok enteresan bir oyuncu haline gelmişti Servet de yalnız. Ya. Bir ara bir slalom yapıp <laughs> bir golüm vardı çok enteresan bir var var, öyle, öyle, var. Çok enteresan bir e, performans sergilemişti. Başka hızlı ve çabuk anlamında. Ya o neden sordum? Yani var mı ki böyle? Ya illa <laughs> mı 1.90 olmasına gerek yok ki senin stoperin 1.85 olsun. Yine hızlı çabuk olsun. Ya mesela şey hızlıdır, yaşı hani ve filtrelemiyoruz ben, <laughs> <söylüyorum. gülüyor> yani ben, ben söyleyeyim. Mesela hem e, yaş anlamında hem de ee, fizik anlamında yani bir takım e, olumsuz görülebilecek bazı durumlar olmasına rağmen bunun için mesela bence gayet bir dengeli bir stoper. Bak Van Dijk örneği gelmiş ama o zaten hani çok istisna bir isim. Ya Van Dijk özelinde belki şunu da söylemek lazım. O kadar zeki bir oyuncu ki. Ayağı iyi bir kere. Ya ayağı iyi, pozisyon alması. Van Dijk kaç? 1.93. Abi şey gibi internette arama filtre. Ya <laughs> yok artık ya. Kaç? 1.93. <laughs> 3. Evet uzun boy. 3 santim şey. fark eder ama. Çok. Abi 1.90 ya 1.85'in üstünde yavaş yavaş geriye doğru gidersin ama tabii bu eski e, tip antrenman metotlarıyla bunu ancak söyleyebilirim ama Avrupa'da bence yani Cornelius gibi işte Haaland gibi Charlotte gibi isimlerin. Pike yazmışlar. Pike ya Puyol o kadar Pike'yi kapattı ki hani 7 diyorsun. Çok. Yani Puyol yol ikisi zaten dünyada stoper standardını değiştirdiler bence. Pike ve Puyol ikilisi. Yani biri biraz daha bekleyen stoper, biri de saldıran stoper. Hı hı. Ve bu model oldu dünyada ve çok sık kullanıldı bir ara. E, hala da bir ara demeyelim ya Trabzonspor'un bugün mesela en büyük problemini Vitor Hugo gibi biraz daha pozisyon alan stoper, Edgarie gibi hamle yapan stoper hı hı. yine aynısını seçecektir. Aslında Trabzonspor. birbirini tamamlaması lazım. O e, tabii. da kolay değil tabii ki ilk başta. E, bulmak. Eş gibi düşünmek lazım stoperleri. Ayrı karakterde olmak zorunda. Tabii buna da karşı gelinebilir elbette ama yani aynı tip karakterler çok fazla orada uyum sağlayamayabilir. Boy dezavantaj olabilir diyorsun. Peki konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, sıradaki haberimizle devam edelim. Fenerbahçe Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde eksik oyunculardan ötürü biraz sıkıntılı. Kimler o eksik oyuncular? haberimizde bakalım. Tabii aslında birbiriyle bağlantılı. Serdar Aziz'in yokluğu, savunmalı, sıkıntı olur mu? Tisaran güzel bir ikinci yarı çıkardı ama hoca yine 11'de onu, onu mu tercih eder? Sen var mıydın 11 yaptığımız, evet dün vardın. 11 yapmaya çalıştık aslında Dinamo Kiev maçı için. Merak ediyoruz nasıl bir şekilde sahaya çıkacak Jesus. Eksikler bir tek Dinamo Kiev maçını değil aslında lige de yansıyabilir. Evet. Haberimizde onu da izledik. Özellikle Mert Hakan Yandaş. E, seninle başlayayım Serdar. Bu kadar transfer var ama yine kadroda mevkisel olarak problemler olabilir. E, tabii çünkü Fenerbahçe biraz merkez ağırlıklı ve Santifor noktasında veya işte 2. Iki, santifor noktasında, yardımcı Santifor noktasında çok ciddi yatırımlar yaptı. Ama stoper bölgesinde e, şu an Tisserant, e, Serdar Aziz, Kimminci'ye de gittikten sonra çok fazla opsiyon kalmadı. Zalai opsiyonu e, ama çok fazla opsiyonu kalmadı Fenerbahçe'nin. Oraya mutlaka transfer yapacak Fenerbahçe ama şu maçı atlatmamız gerekiyor. En önemli taraf bence bu. Evet. E, çünkü akabinde görece çok da zor olmayan bir kura diye nitelendirebiliriz. yani e, O yüzden bir şampiyonlar ligi şansı varken bunu sonuna kadar kullanmak lazım. E, tercih konusu ben yine Tisserand'dan yana e, tercih yapacağını düşünüyorum hocanın. hani Tisserand Zala ikilisini bence devam ettirecektir orada. E, ön tarafta yine ile oynayacak. Tabii ki o opsiyon Arao'yu arkaya kaydırıp ön tarafta başka bir oyuncuyla oynar mı? Olabilir. Ee, ama ben çok yüksek ihtimal görmüyorum. Ee, biraz daha antla devam edeceğini düşünüyorum maçta. Mert Hakan'ın tedavisinde sorun olduğu e, söyleniyor haberde. Buna çok üzüldüm açıkçası. Ee, çünkü hani bu maçlarda en çok ihtiyaç duyduğu Fenerbahçe'nin o dinamizm anlamında, e, o dinamizmi verebilecek bir oyuncu Mert Hakan Yandaş umarım bir an evvel sağlara döner. Fenerbahçe'ye çok büyük katkı veren bir oyuncu çünkü. Bu arada izleyicilerimiz bize bütün uzun boylu stoperleri yazmaya Kimler başladı. Var? Uzun boylu stoperleri sormadık aslında. <laughs> boyu uzun olup çabuk yine olan. de buna rağmen çabuk hızlı oynayan stoper örneği sorduk aslında. O yüzden bütün boyu uzunları yazmaya başlıyoruz. Ben mesela birini merak edip baktım. Epiriano kaçmış biliyor musun? 86. 89. Ama ne dedin? Zaten çok az zaten da çabuk olsa Zaten hızlı fark. da değil yani. Çok da hızlı da değildir yani. Çabuk yani. da değil çok. hani Belki çabukluk fena değildir ama hız anlamında tabii eksiklikleri var. Mecburen. Ya tabii sınavlar olacak. Hoca istiyorsa ya yani, e, tabii ki olumsuz e, bakılabilecek bazı noktaları olabilir ama sonuçta bu oyuncu olumlu özellikleri de transfer ediliyor. Yani bu özelliklerini bilerek hücresi sonu tercih ediyor. E, belki direkt 11 içinde düşünülmüyordur duruma göre Serdar ve Zalai ana planda olabilir. E, hocanın bildiği bir oyuncu olması bence Peki önemli. Peki Şampiyonlar Ligi'ni de düşünecek olursak, ligde şampiyonluk hedefini de düşünecek olursak e, Serdar Aziz, Zalai kalırsa Tisaran ve bir yedek stoper yeterli olur mu Fenerbahçe için? Şimdi Şampiyonlar Ligi e, düşünülerek hareket ederseniz bir kere yanılırsınız. Yani Sizin o arayı kapatmaz imkansız. Gerçekçi olalım sizin yapmanız gereken bir işte kim bulmak bir zalayı bulmak iyi bir önemi de var ki toparladığını düşünüyorum tekrar yoksa yapılacak transferler transferlerle falan biz onlarla işte aynı seviyeye gelebiliriz ya da boy ölçüşebiliriz mantığıyla hareket ediyorsanız bir kere öyle bir şey yok yani arada ciddi bir makas açılmış durumda yani dolayısıyla transferle kapanacak gibi de gözükmüyor olsaydı geçen sene Beşiktaş dünya yıldızlarını aldı, sıfır çekti. Yani değil mi? Şampiyonlar Ligi kadrosu denilmedi mi? Ya yani iyi bir kadroydu. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir kadroydu. Ama, ama kötü bir kadro mühendisliğiydi. Kışı kadro mühendisliği ama bireysel olarak baktığında Piyaniç çok özel bir oyuncu. Teixeira, Batshuayi hepsi özel oyuncular. Dolayısıyla e, ben sadece böyle bir iki transferde biz onlarla işte Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek final oynarız. Yani bunlar hayal. Ama ciddi anlamda bir yapılanmaya gidilip kadro mühendisliği yapılırsa o zaman farklı şeylerden bahsedebiliriz. Şu an Fenerbahçe'de kadro mühendisliğinde bir sapma var. Kesinlikle. Yani bu tabii ki daha süre var e, en nihayetinde. Bunun düzeltilmesi gerekiyor mutlaka. E, çünkü çok yığılma var bazı mevkilerde ama bazı mevkilerde çok ciddi eksiklikler e çünkü var. Çünkü Jésus'nun ilk toplantısında söylediği şey 4-5 transfer dedi. Belli ki bir sapma var ki bu sayı onu bulacak gibi gözüküyor değil mi? Bir, bir gönderilecekler de var bir de hani Kim Mince'den gelecek olan parayla yapılacak olan transfer var bu çok değerli bence orada gelecek parayı harcamak zorunda da değilsin bu arada yani bir kadro mühendisiniz yaparsınız İlla parayı harcamak da zorunda değilsiniz ama Stof, herkes olacak... Rafael Baran örneğini vermeye başlıyor şu an Rafael Baran hmm. buyu 191miş bu arada e, tamam Baran çok şöyle da uzun bir, bir oyuncu değil ki şöyle bir yorum var Kim Mince'den iyisi 40 milyon euro verirseniz alırsınız güzel. Ama bulabilirsin. Niye? Sen 40 milyon euroya bulmadın Kim Min en nihayetinde. Arayan buluyor demek ki. Ben böyle bakarım. Yani dünyada Fenerbahçe o Kim Min transferinde bir aklı kullandı. Menajerler ona gelip de oyuncu önerdi, yaptı belki. Yok kardeşim dedi siz bir çekilin kenara. Benim futbol aklım var dedi. Kendi futbol aklıyla Kim Min buldu Fenerbahçe. Ya bu yani... arada bizim Kore pazarına böyle mesafeli olmamızı anlayamıyorum. Yani her açıdan bir kere mantıklı. Oyuncular sempatik başarılı, iş ahlakları son derece üst düzeyde. Artı gittikleri takımlarda da e, ilgi merkezi olabiliyorlar. E, yani bu pazara bizim zaten önceden keşfetmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla her açıdan mantıklı. Hem yani ticari açıdan, sportif açıdan, mali açıdan, her açıdan bir kere e, son derece sağlıklı politika. Belki bundan sonrası için de e, bize bir şey olabilir, Yani bir örnek teşkil edebilir. Olabilir. Diego Lugano. O e olayını mesela Lugano eşleşti. kaçmış. O kadar var mı? 1.90. Aa şey bu Beşiktaş'ta oynadı Brezilyalı Rodolfo. Rodolfo. O da uzun boyluydu. O da uzun evet. Evet. Ama şu an en yakın adayın Gustavo Henrique olduğunu söyleyebiliriz stoper için. Ya en iyisi Niklas ile işte. o da bayağında durmadı. İşte Dortmund'a gitti.